Şimdi kaydı açtım. Bugün sizlerle ön sözden sayfa 20 sizdeki metinde sayfa 23'de olması gerekir veya 24'te olması gerekir. Açıp baktığınız zaman orada bir garip bir Yunanca ve Latince bir kavram var. Latince ne diyor orada? Hic rodus, hic saltus. Buldunuz mu orayı? 24'te. Yani sayfa 24'te. Idoi rodos, idoi kata, pedema. Yani Türkçesi bunun şu arkadaşlar. İşte rodos, hadi atla. İşte Rodos, hadi atla. İlk bakışta bunun çok fazla bir anlamı yok gibi gözüküyor ama var anlamı, çok derin bir anlamı var. Biraz aşağıda sizde çevirisinde biraz sorun var veya farklı çevirmiş. Fakat şöyle deniyor, felsefe kendi çağının çocuğudur. Orayı buldunuz mu? Felsefe kendi çağının çocuğudur. Yani felsefenin görevi, felsefe kendi çağının çocuğuysa, her bir insan gibi, felsefe kendi çağının çocuğuysa o halde felsefenin görevi nedir? Felsefenin görevi kendi çağını kavramaktır. Hocam, orada demiş 24, ki, efendim? 24'te mi? Zaten onu düzeltmeye çalışıyorum ben de. Şey demiş, her birey kendi zamanının çocuğudur. Evet, her evet evet. Her birey kendi çağının zamanının çocuğudur ama ondan sonra bir noktalı virgülden sonra bu durumda da felsefe kendi çağını düşüncede kavramaktır diyor aslında Almanca'da. Oraya ise biraz farklı çevrilmiş ama anlam aynı aslında arkadaşlar. Sözcüklere takılmayın. Evet, felsefe kendi çağını düşüncede kavramaktır. Bunu söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini önce açıklamak gerekiyor. Bu çünkü Hegel için son derece önemli olan bir şey, yöntemsel olarak son derece önemli olan bir şey. Felsefe, tarih felsefesinde biz Hegel'de tarihte kaç aşamanın olduğunu tespit etmiştik. Neydi bunlar? Doğu dünyası. Yunan Roma. Yunan, Roma ve bir de Cermen dünyası. Peki bu gidiş, bu tarihsel gidiş Doğu dünyasından Cermen dünyasına gidişin anlamı neydi? Bir tür özgürleşme katsayısı artışı. İnsan aklı gelişiyordu. Evet. İnsan aklı gelişiyordu. İnsan aklı gelişiyor ama... Kendine bakamıyordu. Evet, evet, evet ama merkezdeki kavram ne? Modern felsefedeyiz. Modern felsefenin en temel kavramı... Özgürlük. Modern felsefenin en temel kavramı özgürlük. O halde nedir? Doğu dünyasından Cermen dünyasına gidişte de var, özgürlüğün gelişimi var. Ne diyordu? Doğu dünyasında bir kişi özgür, Yunan-Roma dünyasında bazı kişiler özgür, Cermen dünyasında ise neydi? İnsanlar özgür. İnsan, insan olarak özgür. İnsan, insan olarak özgür. Yani tüm insanlığın özgürlük meselesi gündeme gelmiş durumda burada. Cermen dünyasında tüm insanlığın özgürlük meselesi gündeme gelmiş durumdaydı. Ve ne demiştik başka arkadaşlar?
aynı zamanda insanın insan olarak özgürlüğü, bu modern devletin anlamını ortaya çıkaracak. İnsanın insan olarak özgürlüğü ne demek? Bir insan özgür, yani despot. Yunan Roma dünyasında bazı insanlar özgür, yani yurttaşlar. Cermen dünyasında ise insan olarak. Evet, bizim tüm insanları kapsayan bir özgürlük meselesi var burada. Yani tek bir bireyin bile dışarıda kalmadığı, kökeni, ne diyelim, rengi, cinsiyeti, inancı, mesleği, statüsü, ne olursa olsun, bütün bunlardan bağımsız olarak insanın insan olarak özgürlük meselesi gündeme geldi. Peki insanın insan olarak özgürlük meselesi ne demek? İnsanın insan olarak özgürleşmesi ne demek? Düşünce insanın bir kapasitesidir. Şimdi John Locke'un bir belirlemesi var. John Locke diyor ki insanın ifade özgürlüğü veya düşünme özgürlüğü değil yalnızca özgürlük. İnsanın insan olarak özgürlüğü insanın eylemde özgürlüğüdür. Eylem özgürlüğü. İnsanın eylemde özgürlüğü. Fakat bu ne demek? Yani insanın eylemde özgürlüğü, yani özgürlük kendisini bütün olarak nerede dışa vuruyor? Düşünceyle, ifadeyle, duyguyla, hisle, her şeyle insan eylediği zaman kendisini bir bütün olarak dışa vuruyor, her şeyiyle. Bu bakımdan insanın tam olarak özgür olması demek, insanın eylemde özgür olması demek. Yarım, örneğin sadece ifade edebilirsin. İfade özgürlüğün var demek John Locke açısından ve bütün modernler açısından aslında özgür değilsin demek. Çünkü özgürlüğün neyle sınırlı? İfade etmeyle sınırlı. Özgürlük sınırlanmaz. Özgürlüğün en üst formu o zaman nedir? Her şeyi kapsayan nedir? Eylemde özgürlük. Bu bakımdan modern özgürlük, yani insanın insan olarak özgürlüğü, insanın eylemde özgürlüğüdür. Kaç boyutuyla düşünmek gerekir bunu? İnsanın eylemde özgürlüğü demek. Bakın biraz önce ifade özgürlüğünden bahsettik, düşünce özgürlüğünden bahsettik. Ve insan eylediği zaman her zaman ne haldedir? Başkalarıyla ilişki halindedir. Dolayısıyla ne var burada? Bir düşünce nerede? İnsanın kendisinde. Düşünce, ifade ettiğimiz şey, duygumuz nerede? İçte. İç özgürlük ve diğerleriyle olan ilişkimiz ne? Dış özgürlük. İnsanın iç özgürlüğü, mesela vicdan özgürlüğü dediğimiz şey de bunun içerisine girer vesaire vesaire. Dış özgürlüğünde iki boyutu vardır. Doğada özgürlük, toplumda özgürlük. Doğada tür olarak özgürlük, insanın, bütün insanlığın özgürlüğü gündeme gelir. Doğada bir bireyin özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Çünkü bir birey doğada tek başına var olamaz. Tür olarak özgürlük. O halde insanlığın dış özgürlük dediğimiz şeyin bir insanlık boyutu var ve insanlığın kendisini doğada özgürleştirmesi. Nasıl yapıyor bunu? Doğayı düzenleyerek, doğayı kendi yaşam alanına dönüştürerek yapıyor bunu. Peki diğerine toplumda özgürlük. Bu ne anlama geliyor? Birey merkeze geliyor burada. Bireyin diğer bireylerle ilişkisinde, bireyin bütün olarak toplumla ilişkisinde ve bireyin devletle olan ilişkisinde. Bireyin devletle olan ilişkisi
yurttaşın devletle ilişkisi anlamına geliyor, özgürlük. O halde tür olarak doğada özgürlük, birey olarak toplumda özgürlük ve bireyin aynı zamanda iç özgürlük. İşte insanın insan olarak özgürlüğünün gündeme gelmesi demek, insanın insan olarak özgürlüğünün gündeme gelmesi demek bu demek arkadaşlar. Yani bütün özgürlük meselesi. Modern devlet, o zaman modern devletin incelenmesi demek insanın insan olarak özgürlük meselesi bağlamında incelenmesi demek arkadaşlar. İnsanın insan olarak özgürlüğünün incelenmesi bağlamında incelenmesi demek. Evet. Felsefe o halde kendi çağını düşüncede kavruyorsa ne demek istiyor Hegel? Modern felsefenin devlet kuramı ancak ve ancak modern devletin kuramı olabilir. Yani o zaman Hegel'in devlet teorisi, burada hukuk felsefesinde ortaya koyduğu devlet teorisi modern devlet teorisidir. Çünkü felsefenin görevi neydi? Kendi çağını düşüncede kavramaktı. Hegel hangi çağın insanı? Modern çağın insanı. O halde Hegel'in devlet felsefesi modern devlet felsefesidir. Böyle bakmak gerekiyor. Ve tam da bunu söylüyor işte. Bir felsefe kendi çağını düşüncede kavruyorsa kendi çağının ötesine gidemez. Kendi çağının dışına çıkamaz. Yani kendi çağını kavramakla mükelleftir. O halde modern felsefe ancak neyi kavrayabilir? Modern devleti kavrayabilir. Fakat modern devleti nasıl kavrar? Bu çok önemli. Ne dedik? Hegel hep tarihle beraber düşünür dedik. Modern devleti şimdiye kadar insanlık tarihinde olmuş olan, ortaya çıkmış olan tüm devletlerin bir sentezi olarak, tarihte olmuş olan tüm devletlerin bir sentezi, yani bir oluşumu olarak ortaya çıkıyor. Onların tarihsel sonucu olarak ortaya çıkan bir devlet, modern devlet. O halde karşımızda oluşmuş olan bir devlet var arkadaşlar. Modern devlet bu demek. Şimdi peki iki sayfa geriye gidin kitabınızda. İki sayfa geriye gidin. Sayfa sanıyorum 22 veya 23'te sizde. Orada bakın Aziz Yardımcı'nın çevirisiyle sanıyorum ustal olan edimseldir ve edimsel olan ustaldır diye çevrilen bir şey var. Değil mi? Evet. 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 Şimdi edimsel deyince muhtemelen anlamakta zorlanıyoruz ve aslında Hegel'in kullanmış olduğu kavramları, kavramın da tam olarak içeriğini vermiyor. Fakat çeviri ilkesel olarak yanlış değil arkadaşlar. Anlaşılması için Almanca'ya bakalım. Hegel şöyle diyor. Was vernünftig ist, das ist wirklich. Akıllı olan, aslında akıllı olan demek istenen bu, akıllı olan hakikidir. Veya istiyorsanız hakiki olan gerçektir de diyebilirsiniz. Hakiki olan gerçektir ve hakiki olan akıllı olandır ve istiyorsanız ve gerçek olan akıllı olandır. Şimdi bu Hegel'in bu iki ne diyelim iki yarım cümleden oluşan cümlesi birbirini koşullayan ne diyelim iki yarım cümleden oluşan bir önermesi bu. Buna anlam vermek gerekiyor. Ona anlam verebildiğimiz zaman aslında Hegel'in
biraz önce o işte Rodos, hadi atla meselesi de birazcık tam olarak ne olacak açıklanacak arkadaşlar. Orada Rodos denmesinin nedeni öyle anlaşılıyor ki bu bir tabir. Rodos'un üzerinde duran bir insanı düşünün. Rodos'un üzerinden atlasan nereye düşersin? Rodos adasında yaşayan bir insan zıpladı diyelim, nereye düşer? Yine Rodos'un üzerine, yani öbür tarafa uçamazsın. Kendi bulunduğun ne diyelim tarihsel mekanın ötesine gitmen mümkün değil. Fantezinde uçabilirsin, evrenin dışına da gidebilirsin. Ama ayakların seni her zaman nereye çeker? Bulunduğun tarihsel, toplumsal mekanın içine çeker. O işte Rodos atla demesinin nedeni o yani. Çünkü Hegel'e yönelik bir takım devlet felsefesine yönelik eleştiriler var. Deniyor ki burada sadece olan var, olması gereken yok. Olması gereken yok burada. Olması gereken yoksa o zaman aslında yani Hegel'in ideali yok. Platoncu anlamda bir ideali yok demek isteniyor. Hegel de diyor ki ideal dediğimiz şey kendi çağımızın zaten içinde, başka bir çağda değil. Kendi çağımıza biz bakmasını bilirsek, başarabilirsek kendi çağımızın içerisinde, yani olana bakmasını bilirsek olanda olması gerekeni görebiliriz. Bundan dolayı şimdi buraya geldik işte. Was vernünftig ist, das ist wirklich. Akıllı olan gerçektir veya akıllı olan hakikidir. Ve hakiki olan, gerçek olan akıllıdır. Her şeyden önce biz bugünün insanları diyelim, birazcık da günlük kullanımın etkisiyle akıl dediğimiz zaman hemen aklımıza zihin gelir. Ama burada söz konusu olan, Hegel'de de akıl kavramı söz konusu olduğu zaman tarih felsefesinin birinci cildinden hatırlayın. Başlığı neydi? Tarih felsefesinin birinci cildinin başlığı tarihte akıl. Tarihte akıl. Bakın tarihte akıldan bahsediyor. Zihinde akıldan değil. Dolayısıyla ne diyordu orada? Tarihe hakikatin kendisine akılla bakmasını bilen hakikatteki, tarihteki aklı, tarihin gidişatındaki aklı görebilir diyordu. Dolayısıyla Hegel diyor ki akıl sadece, evet düşünmenin de bir aklı var. Her düşünme akıllı değildir. Düşünmenin de bir aklı var ama sadece o değil, tarihin de bir aklı var. Dolayısıyla doğanın da bir aklı var aslında. Bütün bir varlığın bir aklı var. Bunun mesela şöyle diyor, Anaksagoras'a borçlu olduğumuz bir kavram bu, nous kavramı. Mesela bakın akıl kavramını açıklarken Hegel diyor ki ay, güneş ve dünya arasındaki ilişkide bir akıl var. Çünkü ne yapıyorlar onlar birbirlerine çarpmadan bir biçimde birbirlerinin etrafında dönüp duruyorlar. Veya diğer ikisi hem kendi etraflarında hem de güneşin etrafında ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Bazen tutulma oluyor ama birbirlerine ne yapıyorlar? Çarpıyorlar. Bir düzen var orada, onları birbirlerinden uzakta veya belli bir mesafede tutuyor. İşte eğer bu işleyiş varsa, kendisini düzenli bir şekilde yenileyen bir işleyiş varsa bu üç şey arasında, o zaman ne vardır orada? Akıl vardır. Yani arkadaşlar Hegel'in kastettiği kavram logos kavramı. Logos doğada da var. Logos tarihte de var, logos düşüncede de var. Herakleitos'tan beri biliyoruz bu bakımdan evrensel bir yasa. O halde şimdi bu geniş kavramla baktığımız zaman akıl kavramına aslında denmek istenen
daha da belki ne olmuş olur? Anlaşılmış. Yani anlaşılmış olur. Gerçek olanda akıllı olan vardır. Gerçek olanda akıllı olan vardır. Bu ne demek arkadaşlar? Gerçek olanda akıllı olan varsa gerçek olanda aynı zamanda ne var? Gerçeğin tersine epistemolojik olarak gerçeğin tersine evet, gerçek olmayan, yanlış olan. Gerçek olan, yanlış olan. O zaman gerçek olanla yanlış olan ve akıllı olan aynı zamanda var. Akıllı olan ve akıllı olmayan aynı zamanda var. Hegel bir yerde şöyle diyor. Yanlış olmak veya yanlış şekilde var olmak, olmamak anlamına gelmiyor. Yanlış şekilde var olmak, tarihini doldurmuş olmak anlamına geliyor. Yani tarihsel olarak aslında yaşamını doldurmuş olmasına rağmen, geçerliliğini yitirmiş olmasına rağmen varlığını sürdürüyor. Hangi tarzda sürdürüyor varlığını? Yanlış bir tarzda. Yanlış bir tarzda varlığını sürdürüyor. O halde geçerli olan nedir burada? Akıllı olandır. Hı? Akıllı olandır. Yani o zaman gerçeklik iki boyutuyla birden görülebilir. Yanlış olan, yanlış var olma tarzıyla ve ne diyelim, akıllı veya gerçek var olma tarzıyla görülebilir. Hegel diyor ki, bunun görülebilmesi için özne tarafından öznenin aklı beraberinde getirmesi gerekir. Yani hakikate aklın gözüyle Descartes olsaydı filozofun gözüyle derdi, bakabilmesi gerekir. O halde eğer akıllı olan gerçektir diyorsa, akıllı olan gerçektir diyorsa, gerçeklikte geçerli olan, gerçeklikte geçerli olan akıllıdır diyor. Gerçeklikte geçerli olan akıllıdır. Tozun, dumanın içerisinde o oradadır. Onu ne yapabilmek gerekiyor? Görebilmek gerekiyor. Bir sürü tantana oluyor günlük hayatımızda, bakın. O kadar çok şey oluyor ve o kadar çok şey akıp gidiyor ki bazı şeyler ama ne oluyor? Kalıcı oluyor. Bazı şeyler kalıcı oluyor ve orada hakim varlığını hep sürdürüyor. İşte onu görebilmek arkadaşlar. O halde hakikatin kendisinde akıllı olan var. Yani çağın özünü yansıtan bir şey. Neydi çağın özü? İnsanın insan olarak özgürlüğü. İşte çağın özünde insanın insan olarak özgürlüğünün geçerliliğini gösteren bir yapı var. Bunu görebilmek gerekiyor. Fakat insanın insan olarak özgürlüğünü geçerli olduğunu gösteren şey neye tabi? Değişime tabi. Değişime tabi. Dolayısıyla ne oluyor? Hakikatin kendisi değiştikçe hakikatteki akıllı olanın kendisi de değişiyor. İşte bu tümcenin V'den sonraki ikinci kısmı bununla ilgili arkadaşlar. Gerçek olan akıllı oluyor. Ne demek bu gerçek olan akıllı oluyor? Gerçek olan ilerledikçe kendisinde neyi gerçekleştiriyor? İnsanın insan olarak özgürlüğünü gerçekleştiriyor. Yani akıllı olanı gerçekleştiriyor.
Böylelikle ne yapıyor? Hakikatin kendisi ilerlerken ne yapıyor? Aslında yanlış var olanı ne yapıyor? Gittikçe daha çok kendisinden ne yapıyor? Atıyor. Gittikçe daha çok atıyor. Yavaş yavaş o yine oluyor. İyice tarihsel oluyor. Sonra ne ortaya çıkıyor? O tarihsel olanın yerine geçerli olan, akıllı olan ortaya çıkıyor. Yani burada T'nin fenomenolojisinde kullandığı bir kavramla söyleyecek olursak eski ve yeninin eski ve yeni T'nin sürekli neyi var hakikatte? Kavgası var. Eski ve yeni T'nin sürekli kavgası var. Yeni T'nin akıllı olanı temsil ediyor. Eski T'nize gittikçe yanlışlanan ve tarihsel olarak aşılanı şey yapıyor arkadaşlar. Evet, bu Hegel'in bu tümcesiyle söylemek istediği bu. O halde mesele ne? Modern felsefe de, modern devlet felsefesinde Hegel'in meselesine veya modern devlet felsefesini ortaya koymak Hegel açısından ne anlama geliyor? Modern devlet karşımızda oluşmuş olandır. Ne oluştu burada? İkincisinden bakın, tümcenin ikinci yarısından. Was wirklich ist, das ist vernünftig. Gerçekliğin kendisi ne oldu? Akıllı oldu. O zaman karşımızda duran akıllı olmuş olandır. Karşımızda duran modern devlet akıllı olmuş olandır. O halde tümcenin birinci kısmına bakalım. Ne diyor? Was vernünftig ist, das ist wirklich. Akıllı olan da gerçektir. Yani aslında oluşmuş olan aynı zamanda ne oluyor? Tarihin ilerlemesiyle birlikte oluşuyordu. Evet, bu iki yanıyla oluşmuş olan, görünen, ilk bakışta gördüğümüz akıllı olan ama bir de onun içinde potansiyel olarak var olan ama oluşuyor olan. Bu boyutuyla yani şöyle diyelim, zamanda üç boyutu birden düşünelim. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Biz modern devlete burada bakıyoruz, oluşmuş olan olarak ama aynı zamanda bu ne oluyor? Oluşuyor. Yani modern devlet statik olan bir şey değil, bir oluşumun ürünü. Oluşumun ürünü olarak da ne oluyor? Aynı zamanda oluşmaya devam ediyor. Biz modern devlete bu çağ içerisinde onun genel karakteristikleri olarak ne olduğuna bakmak istiyoruz. Hocam, o zaman Hegel'in felsefesinde potansiyel, yani varlık içindeki potansiyel güç hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkamamış mı? Hayır, o anlama gelmiyor. Demek istenen şu. Bu şimdiki zaman odaklı düşünmek anlamına geliyor. Şimdiki zaman odaklı düşünmede bir görünüm dünyası var. Yani ilk bakışta yüzeye yansımış olan gördüğümüz bir şey var. O geçerliliğini kaybettikçe onun altındaki potansiyel olan ne oluyor? Açığa çıkıyor ve yeni bir görünüm ortaya çıkıyor. O zaman bir potansiyel kendini gerçekleştiriyor ve o yeni gerçekleşen şeyden yeni bir potansiyel düşünüyor. Evet, her potansiyel olan kendisini gerçekleştiriyor. Kendisini gerçekleştirdiği zaman görünen oluyor. Görünen olduğu zaman ama aynı zamanda kendi içinde ne barındırıyor? Başka bir potansiyellik barındırıyor. O potansiyellik başka bir zamanda gittikçe, tarih ilerledikçe ne oluyor? Ortaya çıkıyor. O zaman ideal olan nerede burada? Hegel'de. Şimdiki zamanın içerisinde
var. Dolayısıyla bu ideal olan nereden geliyor? Şimdiki zamanın içinden geliyor. Dolayısıyla ideal olana bakmak için bir gelecekte bir fantastik dünyayı düşünmek gerekmiyor. Neye bakmak gerekiyor? Bizler şimdiki zaman odaklı olarak görünüm dünyasının kendisine bakabilmek gerekiyor ve bu görünüm dünyasının kendisinin içinde saklı olan potansiyel dünyayı, yani geleceğin görünüm dünyasını istiyorsanız görebilmek gerekiyor. Böyle yüzeyden görünüm dünyasına, bizzat görünüm dünyasının kendisine baktığımızda görünüm dünyasında mesela neler görüyoruz? Sadece iyi şeyler görmüyoruz mesela. Neler görüyoruz? Diyelim ki çelişkiler görüyoruz. Mesela Hegel modern görünüm dünyasına baktığımız zaman diyor, neyi görüyoruz? Toplumun ezici çoğunluğunun yoksul olduğunu görüyoruz. Yoksul olmak demek aslında kendini gerçekleştirmek için gerekli olan maddi olanaklardan yoksun olmak demek. O zaman bu nedir? Bir, toplumun neyi bu? Bir, çelişkisi. Toplum o zaman bunu ne yapar er geç? Çözer. Bunu çözdüğü zaman, peki şimdiki zamanımız burada ise, şimdiki zamanımız ne olur? İleriyiz. Evet, yeni bir şimdiki zaman ortaya çıkar ve diyelim ki o önceden görünüm dünyasındaki çelişki ne olmuş olur? Çözülmüş olur. Ama yeni bir çelişki ortaya çıkar. Her çağın kendi çelişkileri vardır bu bakımda. O halde ideal olan bizzat şimdiki zamanın kendisinin içerisinde. Fakat şimdiki zamanı o zaman Hegel açısından baktığımız zaman nasıl kavramak gerekiyor? Geçmiş zamanın ve gelecek zamanın da aynı zamanda neyi orası? Düğüm noktası. Düğüm noktası. Şimdiki zamanı o zaman geçmiş ve gelecek zaman boyutlu da beraber düşünmek gerekiyor Hegel açısından arkadaşlar. Evet, dolayısıyla sanıyorum bir şey kendi geçerliliğini muhafaza ettiği sürece o akıllıdır. Ama ne zaman ki tarih artık onu yavaş yavaş aşıp yerine yeni bir yapı ortaya çıkarmaya başladı ise ne oluyor o? Daha önceden akıllı olan yerini neye bırakıyor? Yeni bir akıllı olan yapıya, sisteme bırakıyor. İşte o ilk bakışta anlaşılmazmış gibi görünen tümcenin anlamı bu arkadaşlar. Hakikatin kendisi sürekli akıllı oluyor diyor aslında. Peki burada öznenin hiçbir rolü yok mu? Hegel bizden neyi talep ediyor? Öznenin, değişimin kendisi otomatik mi oluyor burada? Yoksa öznenin hiçbir işlevi rolü yok mu bu değişimde? Büyük tarihsel olaylar ilk bakışta gerçekten otomatikmiş gibi, otomatik oluyormuş gibi görünebilir. Hegel burada bizden iki şeyi talep ediyor. Bir, akıllı olana bakıp, yani gerçekliğin kendisine bakıp, akıllı olanla yanlış olanı birbirinden ayırt edebilmemizi özne olarak, epistemolojik özne olarak bu iki şeyi aynı zamanda kavrayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi çağımıza baktığımız zaman kendi çağımızda hem yanlış olanı hem akıllı olanı aynı zamanda bütün olarak görmemizi talep ediyor. Peki bununla sınırlı mı? Hayır, çünkü öznenin kendisi tarihte öznenin kendisi müdahale etmediği sürece akıllı olan kendisini ne kadar dayatırsa dayatsın, öznenin kendisi müdahale etmediği sürece akıllı olan
zorunlu olarak gerçekleşmeyebilir. Akıllı olan zorunlu olarak gerçekleşmeyebilir. Tarihte örnekleri çok. Mesela akıllı olanı gerçekleştirmek yerine büyük savaşlar yapılırsa, örneğin dünya savaşları yapılırsa insanlık ne olur? Tarihte birdenbire belki de yüzlerce yıl ne yapabilir? Geriye savrulabilir. Dolayısıyla akıllı olanın gerçeklik olabilmesi için, geçerlilik kazanabilmesi için öznenin onu da ne yapması gerekiyor? Bilinçli bir şekilde kurması da gerekiyor. Öznenin akıllı olanı görüp ona geçerlilik kazandırması gerekiyor. Aksi durumda pekala barbarlığa ne yapabilir? Düşebilir. Yani özne burada iki bakımdan ne diyelim görevle mükellef, görebilmek, kendi çağında akıllı olanı ve yanlış olanı bütün olarak görüp birbirinden ayırt edebilmek, epistemolojik görev ve akıllı olanı kendi çağında geçerli ve gerçeklik yapmak. Ne görevi bu? Politik görevi. Öznenin politik görevi. Tarihsel görevi. Evet. O halde tamam, ara verelim.